Yüzlerce hasretini çektiğimiz kahraman, neredesin hayallerimizin güvercini, rüyalarımızın üveyki, neredesin bazubader mevtimizin müjdecisi, ızdırap dolu günlerimizde, uykusuz gecelerimizde hep yolunu bekleyip durdu. Ufkumuzda belirlen her karaltıya, bu odur deyip, seniyeyi veda türküleriyle yollara döküldük. Gruplara kadar beklediğimiz nice günler vardır ki, kolumuz kanadımız kırık, evlerimize dönerken zambaktan hülyalarla teselli olup durdu. Her yeni gün bizim için bir tasa ve kederden esentilerle gelip ruhumuzu sararken düşmanlarımız esirdikçe esiriyor, ortalığı şamataya boğuyorlardı. Gelmeyecek Mesih soluklu, Heraklit fazulu diye. Neredesin ve ne zaman geleceksin esatiri yiğidim? Evet, o günlerde işte kalk yiğidim uykudan, kalk ki bağrımdan ağlan, her mısrağına dünya kadar gözyaşı. Billahi şu ölgün ruhların, örsümüş gönüllerin hayat mumları sönmek üzeredir. Bunu 80'li yıllara götürün tabi öyle bakın. Eğer canlara can katan temiz soluklarınla imdada yetişmezsen, kuruyan göllerimizde, suyu çekilen havuzlarımızda, yaprağı dökülmedik pek nilüfer kalmayacaktır. Bağban gideli bağ bozulalı asırlar oldu. Toprak semaya inat, sema gözlerin kuruması murat dediği günden bu yana, zemin bir baştan bir başa çöle döndü. Bizler uçsuz bucaksız bu beyabanda, gördüğümüz her kervana Yusuf'un gömleğini sorar gibi seni sorduk. Ve sonra da bir sabrı cemil çekerek yeni doğuşlar beklemeye koyulduk. Sessizliğin ve kimsesizliğin içimizi yalnızlıkla doldurdu. Bu insiz, cinsiz alemde kaç defa sinekleri kartal, elsiz ayaksız kötürümleri İskender diye alkışladık. Arkasından koşup durmadığımız kafile kalmadı. Ama sen hiçbirinde yoktun. Karşılaştığımız minare kametler parmak kadar düşünceye, bir mum tutuşturacak kadar iradeye sahip değillerdi. Ruh dünyaları karbonlaşmış, fikirleri harabati, bakışları miyop, beyanları alabildiğine dekolteydi. Onlarda kahramanımızın çarpıcı nazarları, kahramanımızın ızdırap acıları, kahramanımızın coşkunluk ve tebessümleri göze çarpmıyordu. Zaman bizim için hep Muharrem, zemin Kerbela olmuştu. Sinemiz Hüseyin'in ahu efkanıyla inliyor, gözlerimiz kararan ufuklarda hilal görür gibi yollarını gözlüyor. Her yüzde seni hayal etmek, her çığlıkta senin kuşunu duymak istiyor. Sana hasret, sana susuz ve sana tutku içinde. Seni vefalı, seni hasbi, seni şuurlu ve seni hep heyecanlı tanıdık. Atmosferine sığınan kemlik görmedi. Sen sadakat ve samimiyet bestesi oldun. Gönül verdiklerinin ağlamasıyla ağladın, gülmeleriyle de güldün. Onlar için inledin, onlar için sevindin. Yüce gönlüne ve yukarılarda pervaz eden ruhuna maddiyat ve dünyalar kement olamadı. Pür vefaydın ve hep yürektendin. Kaftandan ağır büyüklüğün altına girerken ne yaptığının şuuru içinde ve kararlıydın. Onun için ne yolların saklı, ne de önüne çıkan kan revan deryalar, sende gevşeklik, sende yılgınlık ve sende vefasızlık meydana getiremedi. Bir kara sevdalı gibi girdiğim bir yolda, girdik rehi sevdaya, bize onur, bize gurur lazım değil demiştim. Hani bir keresinde, dostunun ayağına saplanan bir dikenle, senin hayatını bir terazide tatmak istemişlerdi de, sen çılgına dönmüştün. Bir ruhun olsa zülfünün tek teline feda etmemeyi vefasızlık sayıyor onun. Ve isyan ediyorsun, isyan ediyordun. Neredesin bu beyim? Ve yine bir defasında senin kolunu kanadını kırmış ve budanan bir ağaç gibi yere sermişlerdi. Kala kala omuzların üzerinde kan kırmızı bir başın kalmıştı. Sen cennet huilerinin divan duracakları, bu yüce başı saklamak istiyordun. Ve hatırlarsan şöyle diyordun, bu baş bu omuzlarda olduğu müddetçe, ona gelip çarpan şeyleri
göğüslemezsem vefasızlık yapmış olurum. Neredesin Mus'ab? Hatırlarsın bir başka zaman, ordular arkana takmış ve çok uzaklara açılmıştın. Kabına sığmıyordun, ateştin, tufandın. Bir baştan bir başa yeryüzünü bir hamlede teslim almak ve yüce zimamdarına bağlamak istiyordun. Levetlerinle bir solukta ateş gedelerin ülkesine ulaştın ve işlerini öyle bir vaveyle saldın ki ard arda Kisra'nın beldeleri tarumar oluyor ve toprağa gömülüyordu. Sonra tuttun topuzunu Bizans'ın başına indirdin. Asırlarca sonra gelecek olan genç Türk serdarına öncülük yaptın ve Konstantiniyye'ye giden yolu açtın. Hızır mıydın, İlyas mıydın? Geçtiğin yerlerde güller bitiyor, ayağını attığın harabeler yerlerin umrana terk ediyordu. Dost düşman kılıcının gökten indiğine inanıyor, orduların seni insanlığın teedibiyle vazifeli bir melek sanıyordu. Tam zaferlerin böyle üst üste kaideleştiği ve senin bu müstesna kaide üzerinde abideleştiğin bir dönemde, iltifat beklediğin bir ağızdan, vazifeden affedildiğini işittin. Sarığın boynunda ve bir mücrim hüviyetiyle o yüce ağızdan, halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyor. Halbuki sözlerini dinlerken ona hak veriyor ve hakkında kesilip biçilen kararlara inkiyadını belirtiyordun. Sonra tuttun, elinin altında bulunan birinin emrine girerek yüce idealin uğrunda yoluna devam ettin. Söyle Allah aşkına, bütün bunlara nasıl katlandın? Senin izzeti nefsin ve onurun yok muydu? Soluklarına susadım, yiğidim, Halit neredesin? Bir başka defasında sen, kardeşinle konuşmadan men edilmiştin. Hani o güne kadar bir lahza kendisinden ayrılmadın, kardeşinle konuşmayacaktın. Savaş meydanlarında omuz omuza, yemek sofralarında diz dizde oturduğun kardeşinle konuşmayacaktın. Emir âli bir divandan çıkmıştı ve sen buna riayet etme mecburiyetindeydin. Dilbeste olduğun uzat aşkına söyle bana, şu benim bilebildiğim, bilmiyorum sözünden başka ona bir laf ettim mi? Değilse o ne sadakat, o ne vefa, o ne irade, neredesin Ebu Katade? Bir defada sen hocanın önünde yürüyordun, ıtırdan yıkanmış cübbene, onun atının ayağından bir damla çamur sıçradı. İki hafta evvel aynı cübbeyi doya doya öptüm gözyaşlarımla, Allah'ım olsun. Sen o gün bir hükümdardın, dünyayı iki hükümdara az gören bir hükümdar. İranlı kapı kulun, Memluklar kölelerindi. Şiirler pençeyi kahrinden olurken lerzan, sen tuttun o çamurlu cübbeyi tabutuna sarılmasını vasiyet ettin. Sen nesin? Sufi misin? Derviş misin? Yoksa yerde gezen bir melek misin? Ve ey şir pençe neredesin? Gözlerim yollarını gözlerken, dilim davetine türkülerini söylerken, kırık mızrabımı, enteresan. Evet, kitabat korken bakın bu 14 sene evvel. Kırık mızrabımı gönlümün tellerine dokundurmak istedim. Heyhat, bu mamanın bir küçük noktasına dahi tercüman olamadım. Ben o nameden müteyyicim ki yoktur ihtimali terennümün. Nazarlarımız ilk geldiği yolda takılı kaldı ve yıllar yılı bir daha geleceğin ümidini içimizde besleyip durduk ve hayallerle avunduk. Bu ümit, bu azimle sonsuza kadar her şafakta seni arayacak ve her kervanda seni soracağız. İnan, ne bizim yalnızlıkla inkisarımız ne de düşmanlarımızın habire kudurup durması senin yolunun delilleri olmadan bizi vazgeçiremeyecektir. Bu uğurda belki bin defa aldanacak, bin defa ateş böceklerine koşmalar dizecek, yüz bin defa zangoçlara yakşı çekecek ve vafti suyunu ab-ı hayat diye içeceğiz. Ama bir Mevlana anlayış içinde senin yolundaki yalanlara dahi gönlümüzü çıkarıp armağan etmeden geri kalmayacağız. Ey tatlı rüyaların sevgili kahramanı, rüyanın, şöhretin, mansıbın aydın ümitlerimize zift sürmek istediği bu kara günlerde ağzının diriltici iksirine muhtaç gönülleri daha fazla bekletme. Gel.